Ömer'e haber versek bari. Ömer'e haber verirsek bütün işini gücünü bırakır buraya gelir. Sonra da kadını neyi karıştırıyorsunuz diye bize çıkışır. Sen daha önce kaç kişiyi kaldırdın? Nasıl bu kadar rahat kendinden emin olabiliyorsun? Kaybedecek neyimiz var? Ama başarırsak Ömer'in hayatını kurtarırız. Sence değmez mi? Gel teyzeciğim, gel. Gel. Geç otur şöyle. Kafama İskender, boşuna uğraşıyorsun. Bozdoğanlar adam satmaz. Sen o kadar delikanlısın ki ölümden korkmuyorsun ha? O zaman şansına bakacağız. Ben senin kafana sıkacağım. Bakalım hemen ölecek kadar şanslı mısın? Ulan yarım saat sonra konuşacaksın. Niye ezdiriyorsun kendini? Geç konuşunca madalya mı takacak Ferhat sana? Mezarlıkta ben de vardım İskender. Babanı vuran kurşunlardan birisi de benim. Tek gözlü adamın ağlaması da çok dokunaklı oluyor be. Şansın yokmuş. Demek ki sana kolay ölüm yok. Ama ben sana bir şans daha vereceğim. Tezcan. Ferhat Ağan gibi konuşayım mı sana? Belki anlarsın ha. Ben diyorum ki bu silah bu sefer patlar. Sen ne diyorsun Tezcan? Üç tane gitti. Kaldı üç tane. Şansın azalıyor Tezcan. Garanti istiyorum. Ne garantisi? İskender'in beni öldürmeyeceğinin garantisi Karabigalı. Yoksa hiçbir şey söylemem. Garantiyi sen vereceksin. Babama kurşun sıkmış Bigalı. Söz verme. Sözün yere düşer. O zaman çek tetiği. Hiçbir şey söylemeyeceğim. İskender. Bizim meselemiz Ferhat'la. Uğraşma böyle maşayla. Ben bunu konuştururum. Bana biraz zaman verin. Zamanımız yok. Eğer uyanırsa Ferhat yerini değiştirir. Bir daha bulamayız. Anladın mı? İskender seni öldürmeyecek. Garantisi benim. Gir.
Şura. Ömerler tezcan almışlar. O zaman tez canını çıkarırlar. De. Senin nereden haberin oldu gözüm? Ferhat'ı satacak adamla buluşacaktı. O söyledi. Eğer Ferhat'ı yakalarlarsa ya onlar benim canımı alır ya da ben onların canını. Efendim canım. Gülüm. Bunlar Ferhat'ı yakalamak üzereler. Ben de şimdi Ece'ye geldim. Biz kadın kadına konuşup halledeceğiz her şeyi. Sen merak etme. Ha. Selam söyle. Söylerim canım. Öpüyorum. Şekerim, evden taşınman iyi olmuş. Kadının en büyük düşmanı üç beyaz da moral bozukluğu. Matem havası cilde iyi gelmez. Kirve ile konuştunuz mu? Şartlarımı kabul edecek misiniz? Yalnızım demiştin şekerim. Yalan söyledi şekerim. Canım hiç yakışmıyor eline. Kaldır onu, bir kaza çıkaracaksın. Bizi Kirve'nin saklandığı yere götüreceksin. Bunun için silaha gerek yok. Siz yeter ki Kirve'ye gitmek isteyin. Öyle değil. Kirve'nin geldiğimizden haberi olmayacak. Şimdi buradan çıkacağız. Bizi Kirve'ye götürdüğünden emin olduğumuzda Ömer'i arayacağız. Onlar gelecekler. Her şey kadınlardan beklememek lazım, değil mi? Gerisini adamlar halletsin. Yürü, gidiyoruz. Telefon kapatmakta ne lan? Nerede bu tezcan? Ulan eğer gene beygir peşindeyse bu sefer kafasına sıkacağım. Senin bacın var mı lan? Yok ağam. Senin bacın var. Biliyorum. Nerede o? Sayende evlendi ya. Hayırdır ağam? Ne yapacaksın? Ulan suyumuz kurudu. Benden sonra bostan yok. Şu babaları bir öldüreyim. Evleneceğim. Tabii. Aleme yeni baba lazım. Abi sen evlilik yapamazsın. O niye lan? Abi kusura bakma da kadın ne bozdağın tanır ne kirve. Vır vıra gelemezsin. Çeker sıkarsın kadını. Sen vır vır ediyorsun. Vurdun mu? Kadına niye vurayım? Abi saat başı tekmini vereceksin. Özel günleri hatırlayacağım. Tatlı söz edeceğim. Yani bunları yapabilecek misin abi? Özel günleri biliyorum. Sırığın babasını öldürdüğüm gün. Eniştesini götürdüğüm gün.
Sonra Tatar var. Yakında kirveyi götürdüğüm gün olacak. Bu tezcan biraz daha gelmezse bu özel günlere onu da ekleyeceğim. Suratının hali ne lan? Beygir mi tepti? Bize kirveyi okuyacak adam yemlemek için yanaşmış ağam. Onunla kapıştım. Ulan eğer adamı elinden kaçırmışsan ameliyata yatırırım seni. Kaçırır mıyım ağam? Bagaja tıktım. Sorgulamak için getirdim. Bakalım kaçıncı kurşun da harcayacak kirvesini. Böyle terledin lan. Bilmem ki ağam. Şu sıcak bas. Kaç paraya sattın lan beni? İçin fare deliğine saklandın lan. Hala konuşuyorsun. Boz. İskender'i de mi getirmişsin? Tabii. İki yetim. Size şimdi bir baba lazım. Ama benim babalığım serttir. Kaldıramazsınız, haberiniz olsun. Kaçacak yerin kalmadı Ferhat. Seni öldürdükten sonra öbür tarafta babama hesap vereceksin. Tatar'a sıra sonra gelecek. Yaptıklarının bedelini önce bana ödeyeceksin. Hastalandığımı öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Hayatım bir gün Tatar'ı öldürürlerse ne yaparım diye düşünmekle geçti. Sonra doktorlar dedi ki ömrün sayılı. Bu sefer de ben gittikten sonra Tatar'la İskender ne yapar? Düzenlerini nasıl kurar diye düşünmeye başladım. Bunu görmem sanıyordum. Son günlerimde Tatar'ın acısını yaşamak da varmış.
Bizim Ömer'le İskender'i bu hayattan kurtarmamız lazım Güler Hanım. El ele verip bu işten vazgeçmelerini sağlamamız lazım. Yoksa maazallah. Tatar öldükten sonra bu alemde ne mafya kaldı ne de kabadayılık. İskender'i bu ortamdan uzaklaştırmak için elimden ne geliyorsa yapacağım. İnşallah, inşallah. Kızlar nerede kaldı? Hava da karardı. Bir ara Behren'i bakayım. Aradım anne ama açmıyor. Allah Allah. Duymamıştır belki. Gene ara. Yok. Açmıyor. O açmıyorsa başımızın belasını ara. Beraber değil mi bunlar? O da açmıyor. Ben merak etmeye başladım. Abimi mi arasak? Yok şimdi. Onu da kaygılandırmayalım. Mutlaka bir haber gelir. Nereye gidecekler? Dur bakalım. Biraz bekleyelim de bir haber gelmezse ararız Ömer'i. Bütün bu işleri Kirve tezcaladı. Yüreğim varsa sırık git Kirve'den hesap sor. Babamı öldürürken Kirve mi vardı lan? Ha? Delikanlı gibi yaşamadın. Bari delikanlı gibi öl. Babam çok delikanlı öldü sırık. Takdir ettim. Bana söylüyordun, kendi sinirlerini bozdun. Biz elimizi değmeden öldüreceksin. Merak etme İskender. Ozdoğan yedi canlıdır, kolay kolay ölmez. Hepinize yeter. Şimdi kendisi kenara çekilip keyif çatıyor. Kirve'den hesap sorabilecek misin İskender? Eğer soramayacaksan bırak beni ben sorayım. Bu işi o gözüne tükürdüğüm tezgahladı. Niye öyle bir şey yapsın? Zaten aynı masaya oturacaktık. Emin'i öldürmem için aklı sıra beni fişekledi Kirve. Ama ben ne yaptım Sırık? Tercih hakkımı Hamza'dan yana kullandım. Hamza ölünce Kirve tırstı tabii.
işin ucunun kendisine dayanacağını anladı. Tatar'ı öldürürsem beni yeniden masaya oturtacağını söyledi. Anlayacağın, babam yoluna gitti İskender. Ferhat'ı öldürünce yüreğim soğur sanıyordum. Adam öldürmekle ne yürek soğur, ne giden geri gelir. Bu girme konusunda doğru mu soruyor? Yalan söylemesi için bir sebep mi var? Karabigalı'nın kapanmamış bir hesabı var. Kapatmanın tam zamanıdır. Turan Bey, görüşmemiz gerek. Ne demeye uğraşıyoruz Turan'la falan? Arayayım Kirbey'i seni satacakmış gibi. Kendi ayağıyla gelir. Çoktan duymuştur Ferhat'ı. Yemez bu saatten sonra. Ömer, ben yıllarca bunların içinde büyüdüm. Bunların en pisliği Turan'dır. Herkes zanneder ki yavaşlı falan korkulacak adam. Ama çıbanın başı Turan. Her fırıldağı çevirir. Onun için Turan'la görüşeceğiz. Turan için bu dünyada menfaatinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Menfaati için herkesi satar. Satmasına satar da bizim ona verecek neyimiz var? Kirbe'nin koltuğu. Kirbe yemez de Turan yer mi sanıyorsun? Turan akıllı adamdır. Böyle bir şeyin olmayacağını bilir. Ben çok ciddiyim. Zarf atmıyorum. O bana Kirbe'yi versin, ben ona ailemi vereceğim. Başımız sağ olsun İskender. Menfur hadiseden sonra görüşemedik. Biz seninle pek anlaşamayız Turan Bey. Ama babamı sevdiğinden ve ona saygı duyduğundan hiç şüphem yok. Babamın intikamını almak için bana yardım edeceksin. Ferhat'ın yerini bilsem ben yaşatmam İskender. Ferhat artık ölü. Ferini söndürdük. Sıra onun ipini tutanlara geldi. Kirveden bahsediyorsan bana pek mantıklı gelmiyor. Niye böyle bir hata yapsın? Tam aileyi kurmuş, koltuğa oturmuşken. Emin'i götürmek için Ferhat'ı kullanmaya kalktı. Zannetti ki Ferhat'ı hizada tutabilirim.
Ama boz ayı bu. Laftan anlar mı? Kirbe'nin bütün planlarını alt üst etti. Benden ne istiyorsunuz? Kirbe'nin saklandığı deliği. Acele sonuca varıyorsunuz Ömer. Kirbe'yle sizi bir araya getireyim. Oturup konuşun. Savaşın kimseye faydası yok. Benim babam ölmüş Turan Bey. Bundan sonra Kirbe'yle benim karşılaşacağım tek yer onun mezarı olur. Kirbe'nin nasıl düşündüğünü bilen en iyi adam sensin. Eğer Tatar olmazsa İskender'i de Ece'yi de iyi kontrol edebileceğini düşündü. O yüzden yol verdi Ferhat'a. Geçmişi konuşmanın bize bir faydası yok. Artık Kirve'nin de sana bir faydası yok. Kirve çizildi. Artık aileyi yönetemez. Ama olmazsa sen yönetebilirsin. Ferhat'ı ibret etmişler. Neredeyse haline üzüleceğim. İyi olmuş o boz. Onu götürdüklerine göre işi çözmüş olmalılar. Yavaşlı'dan haber var mı? Yok Kirve. Galiba yurt dışına çıktı. Yoksa çoktan bulmuştuk. Çıktığı yerde kalsın. Haber salın. Sakın gelmesin yoksa iki gözünü birden dağlarım. Ya Turan? O nerelerde? Kirbe'yi ortadan kaldırsanız bile, ki bu o kadar kolay değil, masaya oturtacak adam kalmadı. Bana nasıl boş bir şey teklif ettiğini farkında mısın? Bu alemde bu masaya oturacak adam da bitmez. Bu sömürgecilik devam ettiği müddetçe sizin ticaretiniz de bitmez. Elbet birileri bir yerden kafasını çıkarır. Kirbe olmazsa senin etrafında toplanırlar Turan. Bu birden karar verilecek bir şey değil. Danışıp düşünmem lazım. Danışacaksan buna danış. Vaktimiz yok. Burada bir karar vereceksin. Karar vermem düşündüğümden kolay olacak galiba. İskender, indir silahı. Çıkın lan dışarı. Efendim Kirbe. Gözüm nerelerdesin, ne yapıyorsun? Bir şey yaptığım yok.
Sen bir şey yapmadan duramazsın kızım. Bir şey mi var Kirbe? Hayatır sormak için aramadın herhalde. Var gözüm. Bir şey var. Bir sıçan var. Canımı sıkıyor. Yavaşlığı diyorsan onun için yapacak bir şey yok şu anda. Yok. O değil. Sen canımı sıkıyorsun. Telefonun hoparlörünü aç. Ömer Korkmaz da dinlesin. Ömer'le sizi bir araya getirmeye çalışıyorum Kirbe. Meseleyi konuşup halletmek lazım. Biz bir araya gelmeyeceğiz gözüm. Ama onlar tıpış tıpış ayağıma gelecek. Burada olduğumu biliyor. Herkesi toplamışsın dükkanına Karabigalı. Ne o? Racon mu kesiyorsun? Buyur sen de gel Kirve. Bizim mekanımız herkese açık. Sana da ikram edecek bir şeyler buluruz elbet. Yok gözüm yok. Ben gelmeyeyim. Ama siz gelin. Hatta Ömer de yanında getir. Bak burada mangalı hazırlattırdım. Sonra ikramlarım da hazır. Adresi ver Kirve. Ateşi geçirmeden gelelim. Avukat hanım diyor ki Ömer sinirlenince gözü kararır. Yolu filan şaşırır. Maazallah kaza yapar. Kirve. Eğer bir yerine el sürmek gibi bir hata yaptıysan. Hata senin gibi çocuklara mahsus. Ben hata yapmam. Dur bak. Avukat hanım seninle konuşmak istiyor. Hanımlar Kirve'yi çok özlemişler. İlla görmek istiyorlar. Konuş. Erin, iyi misin? Zarar vermediler değil mi sana? Ömer, ben iyiyim. Sakın gelme, öldürecekler seni. Ve kahpelik ettin. Kadına el sürmek hangi racona sığar ulan? Avukat hanımla Ece bana gelmek istemişler. Süreyya'yı aramışlar. Ne yapsaydım yani? Kabul etmese mi? Seni özlemişler Ömer Korkmaz. Hadi daha fazla bekletme. Turan sana adresi verir. Dediğin gibi ateş geçmeden gel. Hanımlara özenli davran Suat. Önemli misafirlerimiz.
Hadi gülüm. Biz de hazırlanalım. Ömer Korkmaz birazdan gelir. Ne yapıyoruz Ömer? Sizi bilmem. Ben gidiyorum. Nerede bu yeri? Bizi öldürtmeye kararlısın sen. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ömer'e bir şey olursa kendimi asla affetmem. Rahat ol. Ömer'e bir şey olursa bizi de yaşatmazlar. Senin parlak fikirlerin yüzünden bu haldeyiz. Durumu daha da kötüleştirme. Aklınız başınıza geldiyse Süreyya Hanım konuşmak için sizi bekliyor. Hadi. Dinlenebildiniz mi bari? Son zamanlar epey hareketli geçti sizin için. Ömer'e ne yapacaksınız? Çok ayıp canım. Sana hiç yakıştıramadım. Nişanlısının yanında. Nasıl konuşuyorsun öyle? Bırak oyun oynamayı Süreyya. Ömer'e bir zarar vermeyin. Karşılığında ne istiyorsanız veririm. Ne istersek vereceksin zaten. Senin şart koşacak durumun yok. Önce bunu imzalamakla başlayacaksın. Ha. İstersen avukatına danış derim ama... İmzalamama gibi bir şansın olmadığına göre hiç vakit kaybetme. Hiçbir şey imzalamıyoruz. Sadece aklım değil, elim de iyi çalışır. İyi silah kullanırım. Iskaladım sanmayın canım. İkinci de direkt diz kapağınıza sıkarım. Ömür boyu bastonla yürürsünüz. Bir öfke böylece. Hiçbir şey yapamaz. Peki madem öyle diyorsanız... İmzalayacağım. İndir onu. Onları imzalarsan her şeyini kaybedersin. En azından hayatımızı kurtarırım. Seni alacak. Biz de burada duracağız. Öyle bir şey yok. Birini riske atamam. Bu gece Kirben'in hesabı bitecek Ömer'im. Öyle ya da böyle.
Bu gece bu iş bitecek. Sen bu adamı bizden daha iyi tanıyorsun Bilgalı. Bir şey söyle. Ne yapacağız? Önce kızları alacağız İskender. Kızları deyip benim tepemi attırma. Avukat hanım tamam. Ece'ye ne olursa olsun. Kimin umrunda? Benim umrumda. Bana emanet ettiler. Zarar görmeden teslim edeceğim. Kargoyla mı teslim edeceksin? Teslim alacak biri var mı? Var. Fikret. Yer ayarladı yurt dışında. Bu kirveyi bitireyim. Ece'yi göndereceğim. Süreyya için ne düşünüyorsun? Malum. Kirveyi götürdükten sonra o da yalnız kalacak. Onu nereye göndereceksin? Ne oldu Didem? Abi. Berin'le Ece sabah evden çıktılar. Hala da dönmediler. Telefon ettik ama ulaşamadım. Meraklanmaya başladık. Ben biliyorum nerede olduklarını. Merak etmeyin. Alıp getireceğim. Ne olmuş abi? Kavga falan mı etmişler? Halt etmişler abicim. Gelince anlatırım. Abi peki anneme ne diyeyim? Çok meraklandı. Abimle beraberler geç geleceklermiş de. Tamam. Abi. Kendine dikkat et olur mu? Olur abicim. Ne dedi kızım? Benim haberim var, merak etmesinler dedi. Ne demek merak etmesinler? Böyle bir zamanda hem de kadın başlarına ne yapıyor bunlar? Anne, gelince anlatırım dedi. Bilmiyorum işte, merak etmeyin dedi. Gelince asıl ben anlatacağım onlara. Böyle bizi merakta bırakmaya ne hakları var canım? İnsan biraz sorumluluk duygusu duyar. Ece neyse ama Berin nasıl yapıyor anlamıyorum ki. Harbi'nin bir adamı vardı hani. Ömer'in yurt dışına gönderdi. Onu mutlaka bulmak lazım gülüm. Gerek yok Kirve. Ece elimizde. Harbi'nin defterlerinin nerede olduğunu o bilmiyorsa adamı hiç bilmez. Nişanlısı geliyor. Kızı vermeyecek misin? Sen nişanlısını sağ bırakacak mısın ki? Ben de Ece'yi bırakayım. Ömer öldükten sonra Suat kızı geri getirecek. Bu Harbi'nin İsviçre'de ne kadar hesabı var acaba? Umduğumuzdan daha fazla. Kirven, Ömer Korkmaz'la Karabigalı geldi. İskender Tatar? O yok yenge. Hiç bileceğim yoktu gülüm ya. İskender Tatar. He? Ece için hayatını tehlikeye sokacak. Yok artık. Adam babasını satmış ya. Hatta kendi kendine içten içe ne diyordur biliyor musun? Keşke Kirve Ömer'i öldürse de alem tek başıma bana kalsa. Sana bağlı Kirve. Eğer bu gece geberip gidersen güzel olacak. Benim daha yapacak çok işim var gözüm. Ölüm bana uzak. Sana yakın. Kadınlar nerede Kirve? Yine kendine yakışanı yapmışsın. Kadınların arkasına saklanmışsın. Senin bu ustan var ya gözüm.
Beni bırakıp gitmeseydi bugün bütün dünyaya hükmediyordum. Sen yanındaki yılana hükmedemiyorsun. Dünyaya nasıl hükmedeceksin Kirve? Kara Bigalı. Şimdi artık pamuk gibisin. Ama ben ömrümde ondan katlarını görmedim. Hani bu hali seni aldatmasın gözüm. Gaddar tarafımı görecek biri varsa o da yine sensin Kirve. Başka da kimse göremez. Hadi bu kadar gevezelik yeter. Bırakın silahlarınıza teslim olun. Tabii avukat hanımı sağ görmek istiyorsanız. Önce Ece ile Berin'i getireceksiniz. Onların iyi olduğunu görmeden hiçbir şey yapmam. Hey canım, rinna nay, rinna rinna nay.